Bildiğimiz gibi genellikle rüzgarlı havalarda avlanıyoruz. Rüzgarlı havalarda alarmlarımızın devamlı çalmaması için düşük hassasiyet ayarı yapıyoruz. Düşük hassasiyet ayarı da balığın çekmeye başladığı andan alarmın devreye girmesi süresi olarak tanımlanıyor. Yani benim alarmlarım standart olarak en düşük hassasiyet ayarı 8 santimetredir. Mesela 8 santim çektikten sonra alarm devreye giriyor. Ondan önce devreye bize herhangi bir rahatsızlık verecek şekilde alarm çalmıyor. Ondan sonra hassasiyeti artırıyoruz. Bu istediğiniz şekilde ayar yapabilirsiniz. Çok daha önceden alarm çalıyor. Bakın. 2 santim daha çekmeden alarm devreye girdi. Ve bizim balık vurduğunu haber etti. Ondan sonra ikinci bir alarmlarımda ikinci bir hassasiyet ayarı var. Çok daha hassas olan bir ayar bu. Buradan bir kol var. Misine dokunduğunuz anda çalmaya başlıyor. Bu en yüksek hassasiyet ayarıdır. Hassasiyet ayarından hariç bir de ses tonu farklılığı var. Her bir alarmın farklı ses tonunda çalıyor ve ben uzak mesafeden hangi alarmın çaldığını anlayabiliyorum. Ben mesela kalından inceye doğru sıralamış vaziyetteyim. İsterseniz bu şekilde göstereyim. Bu alarmda mesela bu en kalın ses. Bu şekilde çalıyor. Biraz daha inceltip ikinci alarmı çaldığını fark ediyorum. Üçüncü alarm. Bu şekilde. Swingerlarımız zaten farklı renklerde. Onu da uzak mesafeden görebiliyoruz. Şimdi bu alarmların bir de telsiz olan versiyonları da var. Benim alarmların bu şekilde bir telsizi var. Bu telsizin alarmlarla birebir bağlantısı var. Ve balık vurduğunda telsiz bize çadırda olsak bile veya 200 metre mesafede ayrılmış olsak bile biz hangi balık hangi oltamıza vurduğunu telsizden anlayabiliyoruz. Telsizi bu şekilde düğmesinden devreye alıyoruz. Bu şekilde devreye alındı. Ve mesela balık vurduğunda alarmımız tamamen sessiz olsa bile mesela alarmı şu anda tamamen sessiz aldım. Fakat balık vurduğunda telsiz aynı şekilde aynı ses tonuyla bize uyarı veriyor. Hem görsel hem sesli. Bu arada telsizi de tamamen sessiz alabiliyorum ve sadece titreşimli moda geçiyor. Böyle bir özelliği de var. Gece yattık çadırımızda uyuyoruz. Tamamen güvenli bir şekilde. Çünkü alarmların bir de hırsızlık alarmı var. Alarmların önemli bir özelliği dediğim gibi hırsızlık alarmı. Mesela gece siz çadırınızda uyuyorsunuz ve biri geldi, alarmımızı kapattı. Çalmak istiyor. Kapattığı anda alarm çalması lazım ve çalıyor. Sazan avında doğru yerde ve doğru besleme şekli çok önemlidir. Doğru yeri tespit etmek için bizim marker oltası dediğimiz bir olta var. Görmüş olduğunuz gibi bu özel hassas uçlu bir kamış olması gerekiyor ve mümkünse Baitrunner özelliği olan makine. Makine Baitrunner özelliğini açtıktan sonra bakın bu şekilde istediğimiz kadar rahat misine bırakıyor. Marker oltası gördüğümüz şekilde görünüyor. Bu da bir kurşunun deliğinden geçen bir misinemiz var. Bir boncuğumuz var. Ve büyük bir şamandıramız var. Bu şekilde
Marker oltasını atıyoruz. Doğru yeri tespit etmek için. Atıyoruz. Kurşun bu şekilde düşüyor. Marker oltasıyla aynı zamanda da suyun derinliğini ölçebiliyoruz. Mesela buradan misine saldıkça şamandıra bu şekilde yukarı çıkıyor. Bırakıyoruz, çıkıyor. Kamış üzerindeki bir ölçüm var benim. 50 santim diye. 50'şer santim saya saya ölçüyorum. Ve doğru yeri bulmaya çalışıyorum. Doğru yeri nasıl bir yer olması lazım? Çok önemli. Sazanın beslendiği yerler sert zeminli yerler. Bataklık bir bölgede sazan genellikle bulunmaz ve uzak durur. Oltamızı attık ve hafif hafif sürüklemeye başlıyoruz. Bu şekilde her bir zemin farklı bir şekilde hissediliyor. Bu nedenle kamışın hassas olması lazım. Marker oltamızla görsel olarak uygun gördüğümüz bölgede dip yapısını ve derinliği ölçüyoruz. Ve bunları ölçtükten sonra da en uygun balığın gelebileceği noktayı tespit ediyoruz. Marker oltamızı aldık. Mesela burası uygun diye varsaydık. Marker oltamızı atıyoruz. Atıyoruz. Ve kamışın ucu çok hassas olduğu için hafif hafif çektiğimizde dip yapısında neler olduğunu tespit ediyoruz. Eğer bir taşlık varsa veya bataklık varsa kamış dip yapısı hakkında bize bilgi veriyor. Bakın çekiyoruz böyle hafiften. Bunu defalarca attıktan sonra dip yapısı hakkında bize çok net bilgi verebiliyor aslında. Mesela kumlu bir bölgede atıyoruz kıyıda. Kamışın nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Taşlı bir bölgeye atıyoruz. Kamış bambaşka bir şekilde